Bak hele. Senin hanımlığın bize sökmez. Serap Hanım. Ya parayı efendi gibi getirirsin ya da ben zorla alırım. Hadi şimdi yaylanın. Ne yapacağım ben şimdi? Eğer bu parayı ödemezsen bu adamlar çiftliği başıma yıkacak. Sen meraklanma kızım. Bulacağız bir hal yolunu. Hele sen bir çiftliğe git. Ben bulurum. Serap Hanım, bir bey geldi. Sizi görmek istiyor. Kimmiş? Ali İhsan dedi. Siz tanırmışsınız. Tamam. İçeri yolla. Ali İhsan Bey. Evet. Serap Hanım sizi bekliyor. Buyurun. Bak hele. Odan güzelmiş Serap Hanım. Ne istiyorsunuz? Bir çayını içmeye geldik. Fena mı ettik? Çayımız yok. Seni de diyeceksen daha vakit dolmadı. Bak hele. Duyduğuma göre topraklarına da banka el koymuş. Durumu neyi dermiş Serap Hanım? Vakit doldu mu bana hiçbir bahane sökmez. Onu demeye geldim. Pazartesi 100.000 lirayı masama getirdin, getirdin. Getirmedin, elinde ne varsa çeker alırım. Pazartesi paranı getireceğim. Başka diyeceğin yoksa çok meşgulüm ben. Öyle olsun. Pazartesi görüşürüz o vakit. Selim Bey'i yollayın bana. Bu hızla çalışılırsa pamuk ne zaman hazır olur? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse pazartesiye kadar bu miktarda pamuğun yetişmesi biraz zor. Çok zor. Hatta neredeyse imkansız. Zaten makinelerden birkaçı da arızalandı. Ustalar yedek parçaların önümüzdeki haftaya kadar gelemeyeceğini söylüyor. Selim, seninle çok açık konuşacağım. Yüklü miktarda borcum var. Eğer bu teslimat yetişmezse borcumu ödeyemem. Borcu ödeyemezsem fabrikanın hisseleri tehlikeye girer. Hiç istemediğim halde hisselerimi satmak zorunda kalırım. O zaman bütün işçiler kovulmak durumunda kalır. Hatta sen bile. Anlatabildim mi? O yüzden bu teslimatın yapılması şart. Anlıyorum. Anlıyorum Serap Hanım. Ama vaziyet ortada. Size yalan söyleyip boşa ümit vermek istemem. Peki bu borcun 1-2 gün ertelenmesi mümkün değil mi? Bütün raporlar orada Serap Hanım. Dokuma fabrikasına yapacağımız sevkiyat ne durumda? Bildiğiniz gibi pamuk kalitesinde yaşadığımız sıkıntı sebebiyle depolardaki doluluk oranı pek tatmin edici değil. Teslimatı gününde yapmamız şart Selim. Pazartesi günü para elime geçmiş olmalı. Ne yapıp edip bu sevkiyatı yetiştirmemiz lazım. Anlıyorum. Anlıyorum Serap Hanım da bu pek mümkün gözükmüyor. Ne demek mümkün gözükmüyor? Depolarda ne kadar pamuk var? Şu an hiç pamuğumuz yok Serap Hanım. Ne?
Halide Hanım depodaki bütün pamuğu bir müşterisine sattı. Ne demek sattı? Ne demek kendi müşterisi? Selim. Ne demek oluyor bu halde? Depodaki tüm pamuğu satmışsın. Evet, sattım. Ama o pamuk benim hisseme düşen paydı. Müşterimi bekletmek istemedim. Ne var bunda? Dokuma fabrikasıyla anlaşmamız olduğunu biliyordun. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Kendime düşen payın miktarını sattım ben. Seninkine hiç dokunmadım. Ayrıca dokuma fabrikasıyla ilgili mevzu da beni hiç alakadar etmiyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Fabrika batsın mı istiyorsun ha? Nedir senin derdin? Oradan gelecek para olmazsa ne olur biliyor musun? Bunları daha önce düşünecektin Serap. Çiftliği de fabrikayı da bu kadar kötü yönetmeseydin şimdi bu durumlara düşmezdin. Ben senin derdinin ne olduğunu biliyorum. Öyle mi? Hı hı. İntikam hırsı senin gözünü kör etmiş. Ama o zevk sana tattırmayacağım. Bu fabrikanın hisselerini asla satmayacağım. Asla sana bu fabrikayı bırakmayacağım Halide. O halde bir an önce kocamla fingir demeyi bırakıp işinin başına dönsen iyi edersin. Ahlaksızlığın şimdiden herkesin dilinde. Benimle doğru konuş. Sana az bile. Başkalarının kocasını ayartıp koynuna giren kadınlar için daha farklı sözler var ama... bırakayım da bunu onlar söylesin. Halide, ağzını topla. Elimden bir kaza çıkacak. Bak Serap, bundan böyle gittiğin her yerde arkandan fısıldaşacaklar. Hayatın boyunca önüne çıkacak bunlar senin. Çocuğun büyüdüğünde senden utanacak. Adana'da barınacak yer bulamayacaksınız. Yanılıyorsun. Kemal'le ben evleneceğiz. Sense yalnız öleceksin. Fabrikaya acilen kütlü göndermemiz icap ediyor Yasin'a. Hanımım, tarlaların durumu malum. Topladığımızı zaten fabrikaya gönderiyoruz. Yağmur da mahsule zarar verdi. Biliyorum. Ama daha fazla kütlü icap ediyor. Gerekirse tarla sahipleriyle falan konuşup takas yapalım. Olmaz mı? Benim daha çok pamuğa ihtiyacım var. Elimizden geleni yaparız hanımım. Merak buyurmayın. Hanımım, Pakize Hanım geldiydi. Pakize. İyi ki geldin Pakize. Ne oldu kız? Ne bu hali? Sorma. Başımda öyle bir bela var ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Tefeciye borcum var. Ama ödeyemiyorum. Çünkü param yok Pakize. Aa, iyi de sen tefeciyle ne işin olur ki? Orhan Deyus yüzünden borç almak zorunda kalmıştım. Şimdi pazartesiye kadar mahsulü yetiştiremezsem parayı ödeyemeyeceğim. Başım çok fena derde girecek. Dur, telaşlanma hemen. Kafa kafaya verip bir hal çaresini buluruz inşallah. Hala dur be. Sana diyeceklerim var. Ne var? Ne istiyorsun? Diyeceklerim kızımla ilgili. Kızıma ilişme. Onu sahipsiz belleme. Eğer ona bir şey yapmaya kalkarsan... onun bir babası var. Anandan emdiğin sütü burnundan getirir. Senin önünü mezara kendi elleriyle kur. Bak hele. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun Zahar. Yok. Bilmiyorum. Ama babasını tanıyor. Neyse. Ben diyeceğimi dedim. Kal selametle. Bu adam bir daha buraya gelirse... benim kim olduğumu anlatın ona. Öğrensin. Pakize, ben fabrikayı işlerin başına gideyim. Seni de şehre bırakırım, tamam mı? Ben de seninle fabrikaya geleyim. Belki bir yardımım dokunur ha?
Hanımım size bir davetiye geldi. Neymiş bu? İncirlik Hava Üssü'nün açılışı münasebetiyle Amerikalılar büyük kulüpte bir davet veriyorlarmış. Beni de aralarında görmekten gurur duyarlarmış. Gidecek misin? Bilmiyorum Pakize. Tadım yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.